Alo Rıdvan. Rıdvan. Nerede kaldınız lan? Geldim ben. Tamam tamam. Ay resmen termosifanın odunları tam sönmemiş. Ben de bu koku ne diyorum o. Allah korusun. Erman. Ne oldu? Televizyonu aç bari. Ha? Erman ne yapıyorsun? Allah'ım 98'den beri ilk defa ailenecek bir yere gideceğiz. Çıkamadık evden. Çıkamadık evden. İnanamıyorum ya. Allah Allah. Kim bu densiz ya pazar pazar? Rıdvan. İyi günler abi yenge. İyi günler Rıdvan. Senin ne işin var burada? Biz Erman abiye bisikletleri getirmiştik. Pazar pazar. Ya evet pazar pazar bu yeni emir Müştak Şef'in yeni emri artık her pazar şey olacak bisikletler bakıma girecek. Evet bu pazarda sıra Erman abideymiş. Olmaz. Kusura kalmayın yani kusura kalmayın olmaz. Yani Müştak Bey'in kanunları hafta içi cuma saat 6:30'a kadar geçerlidir. 6:30'dan sonra cumartesi pazar abiye kuzunun kanunları geçerlidir yani. Çok özür diliyorum gidin söyleyin aynen böyle böyle dedi deyin. Hem bizde gres yağı falan da yok. Onu da söyleyeyim yani baştan. Onu şey yapalım yani, onu koyalım ortaya. Yani öyle bir şeyimiz de yok. Değil mi abiyeciğim? Gerekirse istifa ederim. Aynen bunu da iletiyor deyin yani. Hakikaten mi söyleyeyim yani? Evet söyleyin ama bizzat şey yapmayın, pazartesi söylersiniz. Şey yapmayın yani. Erman, sen mükemmel bir aile reisisin. Bizim için kariyerini lütfen tehlikeye atma. Lütfen işinin başına git. Musafirliğe gitmek için 12 sene beklemişiz. Biraz daha bekleriz ne olur. Hayır abiye, hayır. Kanunlarım benim kanunlarımdır. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın yani. Ben yumurta yemek istiyorum. Gitmiyorum. Lütfen. Hadi. Olmaz. Olmaz lütfen. Lütfen piskiletleri al git. Hem bizde gres yağı yok. Depoda gres yağı var mı? Var Erman. Lütfen git Erman. Netice olarak ne demek yani bu? Yani... Anlıyorum. Çocuk çok güzel anlattı. Vallahi anlattı diyorum ya abiye. Kusura kalma. Yani ben de çok istiyordum gelmeyi. Vallahi çocukla onların şeyi olduğu için. Ben bir gireyim çıkayım 5 dakikaya şey yaparım. Tamam Erman. Hadi biz de çıkalım. Tamam. Babamız gelemiyor deriz. Anahtarı al. Ha. Anahtarı onu. Vallahi gülüm, ayağımın yarısı evde, yarısı dışarıda. Yemin ediyorum bak, misafirliğe gitmek için canımı verirdim ama ne yapacaksın işte, emir demiri kesiyor ya abiyem. Bak çocuklarla şu kadar sınır kaldık, bak ona bile şey oluyor ama canım benim yavrum. Demin de içeride vurdum, kusura kalma tamam mı? Şey yapma yani. Sana kolay gelsin Erman. Sağ ol canım, biz inelim de mahalleye, bakalım bir açık piskiletçi varsa, gres ya mires ya, çocuklara da şey olmasın. Hadi arka kapıdan dolaşalım, değil mi? Tabii. Ufak ufak. Sen benim piskileti de al, hadi. Görüyorsun değil mi? Yaktın benim iştah. Yaktın benim iştah ya. Erman kuzu. Müştak Bey. Erman kuzu. Müştak Bey. Erman kuzu. Müştak Bey. Erman kuzu nedir bu rezalet? Nedir bu kepazelik Erman kuzu? Ha? Ha nedir bu hal? Yahu ben sana devlete zimmetli bisikletleri özel işlerinde kullanmayacaksın. Bunun çok ağır disiplin cezaları var demedim. Söylemedim. Ben hissettim. Ben hissettim. Sabah postanede sotaya yattım. Ne oldu? Bu üçü geldi bisikletleri aldı. Erman kuzunun bahçesine getirdi. Ma aile bisikletlerle pikniğe mi gidiyorsunuz? Ormana mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Müştak Bey ne demek piknik ne demek ya? Erman ne oluyor? Sen bu bisikletleri tamir ettirmeyecek miydin? Müştak Bey bugün tamir günü Erman'da değil miydi? Siz böyle bir emir vermediniz mi? Kim efendim? Ben mi demişim? Evet. Ne münasebet? Nereden çıkarıyorsunuz da böyle bir şey? Erman, senden bir açıklama bekliyorum. Ne açıklaması bekliyorsun ya? Sen bana inanmıyor musun lan? Açıklama beklemiyorsun lan. Haber bültenim lan. Tokadı koydun mu? Tutturun bak ha. Çok konuşuyorsun ya. Sen ne biçim konuşuyorsun kocana? Bana mı inanmıyorsun ya? Bir dakika ya, bir dakika. Rıdvan Bey kusura kalmayın yani. Siz pazar sabahı kalkıp da gelmediniz mi buraya? Bisikletlerin bakımı var diye. Müştak Bey'in... tabii. Bir dakika, bir dakika. Ben o koltukta oturuyordum. Kapı çaldı, Rıdvan geldi. Aa Rıdvan dedim çıktım koltuğun oradan. Şaşırmadı mı? Şaşırdım. Yalan söyleme. Bak gör. Ekspreso makinesi aldım 50 milyona. Gördün değil mi? Para nasıl harcanılıyor, nasıl kazanılıyor? Gör. İşte kocanın ekmeğinde kozu olan bir insan yerinde. Yalan mı lan? Bana öyle bakma. O böyle kaç göz hareketi yok. Bir dakika. Burada delikanlı olacak. İndirelim. Cevap verme. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz ya? Erman abi ya sen... Bize demedin mi hani bisikletleri alın gelin oğlum hiçbir şey sormayın dedin hani biz de. Gel
geldik. Erman abi. Erman. Ya hala bu hareketler ne arkadaş? İndir elini benimle konuşurken bak, hareket yapma ya. Benim kontrolüm yok, ben seni nasıl arayayım ya? Allah Allah. Şefim yemin ederim aradı. Aha göstereyim, ödemeli aradı. Buyurun bakın. Ben anladım. Ödemeli aramam Müştak Bey. Ödeyecek durumum yok Allah'a şükür. Ben bunu biliyorum, bir şey ödeyemez bu. Buyur. Sen dedin ya abi, plan var dedin, biz geldik hani. Ne planı Rıdvan, kendine gel. Plan milan yapmam ben efendim. Ne planı ya, manyak mıyım ben plan yapayım ya? Ben Rıdvan'la plan yapacağım ama Zehra ile yaparım. Zehra ile de yapamam. Planın ne olduğunu ben sonra size bir şey anlatırım Müştak Bey planla ilgili. Ben yaparsam planı Sündüz'den yaparım. Sonra bırakırım planı. Zaten derim yapmam yani. Yapmam ben efendim. Lütfen ya, iftira var burada. Şimdi her şey anlaşılıyor. Şimdi her şey anlaşılıyor. Rıdvan, senden hiç beklemezdim böyle bir şey. Tamam efendim, sizden de çok özür diliyorum. Pazar sabahı rahatsız ettim sizi. İstağfurullah. Seni de göz ardı ettim zannetme Erman kuzu. Seninle de bu ayrıca konuşacağız. Toparlayın şu bisikletleri. Derhal postanenin önüne. Hepinizle ayrıca görüşeceğim. Sündüz. Su var mı lan? Evet var. Getir bir tane bana. Ah, Erman abi yaktın bizi ya. Ya ne yaktın bizi? Bak arkadaş, sen yaktın bizi. Görmüyor musun ya? Her daim bir şey çıkıyor ya. Oğlum. Sen planın bir parçasını devam ettin ama biz müştahı hesaba katamadık. Allah'ını seversen bisikletleri al git pazartesi. Yaktın bizi. Yakmadım. Rahat ol. Hadi. Yazıklar olsun. Öyle milletin ayağına çelme takmakla bir yerlere gelmiyoruz abi. Abi yenge, rica ederim lütfen. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ney.